PTT 1. Lig'de playofflarda ikinci maçları oynanacak. Manisa Spor kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda kazandı Manisa Spor. Hem de 2-0'lık net bir skorla kazandılar. Adana Demirspor'un işinin zor olacağını düşünüyorum. Zaten yani oyun olarak da görüntü olarak da Adana Demirspor özellikle tabii büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın da verdiği olumsuz etki vardır mutlaka ama onun dışında da futbol olarak Manisa Spor istediğini alan taraftı ilk maça baktığımızda. Biraz daha derli toplu gözüktüler Adana Demirspor'a göre. O yüzden açıkçası bu maçta Adana Demirspor'un deplasmanda işinin zor olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'da Özgür Özal bir kırmızı kart cezası olduğu için bu maçta forma giymeyecek. Bildiğiniz gibi Manisa maçında kırmızı kart gördü. Yine Manisa Spor'da da Hasan Ali kırmızı kart gördü. Sonradan girmişti oyuna. Sonradan katılmıştı Hasan Ali. Özgür ise bence Adana Demirspor için önemli oyunculardan bir tanesi ki keza onun cezasının ardından takımda hani bazı oyuncuların yer değiştirmesi gerekti. Bazı işte sağdan sola mesela normalde orta oyuncu defansa geçti, sağ tarafa geçti falan böyle birden birçok şeyi yapmak zorunda kaldı. Oyun içerisinde böyle oyun olarak da değişiklik yapmak zorunda kaldı Adana Demirspor. Önemli bir oyuncu Özgür Özal. O yüzden de onun eksikliğini hissedecek bence Adana Demirspor zor deplasmanda. Goller bulmak zorundalar. İki takımın da Brezilyalılar öne çıkıyor. Gayet çok iyi bir sezon geçirdik. Keza yine Adana Demirspor'da da Juninho da iyi bir sezon geçirdi. İlk maçı gördüğümde ikinci maç için mutlaka saldıracak bir Adana Demirspor olacaktır. O yüzden ben maç sonunda 2,5 gol üstü olabileceğini düşünüyorum. 1,85'lik oran da kötü bir oran değil. Burada bence denenebilir. Onun dışında da ev sahibi Manisa Spor'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Bunda 1,70'lik oranı var. Bu iki orandan birisini seçerek bu maçla ilgili yorumunuzu yapabilirsiniz.